Sıradaki kayınvalidem Beyhan Sultan geliyor. Bir kayınvalide nasıl tadım yapar? Gelinini şıp diye nasıl bulur? Hah, gene başladık. Allah söyletti. Bak izle öğren, tamam mı? İnşallah beni açabilir miyim? Tabii, açabilirsin. Güzel kızarmış. Ben şu mantara bayılıyorum. Beğendim. Vallahi tavuğu da beğeniyorum. Tavuk kızarmış, mantar sotelemesi güzel olmuş. Beğendim ben bu sabah. İyi, ne güzel. He, vallahi beğendim. Köri sos sever misin? Bilir misin köri? Ben hiç bilmiyorum ki. Ağzım ya ama sen nasıl aşçısın? Beni sinirlendireceğim. Bunlarla benim ne işim var ya? Kız baharat o be köri. Baharat ya böyle sarı ben, hani. Yeni bahar var, şey var. Tabağı beğendim. Olmuş ama puanları verince de geçip verirken de yine düşünürüm. Tabii canım. Yandım yandı. Düşün. Bu tabakta bir baharat eksikliği var. Bunda da hiç acı yok. Tuzu var. Tadı güzel ama eksik var. Tavuğu nasıl pişmiş? Tavuğu pişmiş, kızarmış, güzel. Tavuğun pişmesini beğendin. Tavuğu pişmiş, mantarın sos sotelemesi güzel o olmuş. O eksiği anlamadım. Çünkü herkesin masasına her şey eşit konuyor. Tekrar tekrar söylüyorum ama. Yani ha, kötü değil de tabak. Anladım. Güzel olmuş, kötü değil. Bundaki o baharat tadını bunda alamadım. Sevmedin demek mi bu yani? Sevdim. Sevdin. Güzel. Ha, biri mi daha çok sevdin, ikiyi mi? Hangisini bunu yersin? Bunu mu? He. Tamam. Bunu beğenmedim. Neyini? Bu sosunu, mantarını, şuna bak ya, bu ne bileyim paramparça. Bunu ben beğenmedim, şu rengini. Tavuk iyi pişmiş mi? Tavuk da kurumuş. Mantar da pişmiş. Pişmiş ama şeyi beğenmedim. Şuna bak. Renk olarak, şey olarak yanmış tavuk. Beğenmedim yani. Ben bunu beğenmedim. Tamam. Afiyet olsun. Bunu beğenmedim. Bu da iyi. Bak bunu da tadı iyi. Bunu da beğendim. İyi pişmiş. Güzel kızarmış. Mantarı da pişmiş. Sen bu sosunu sevmedin bunu galiba. Hep böyle kenarlara attın. Sevmiyorum ben. Ay, nefis soslu tavuk ya bu. Soslu değişik yani. Bu tavuk işte, şimdi bir şey söyleyeyim. İşin gerçeğini söylersen. Tavuğu yerim ama böyle soslu tavuk ben yemedim. İşte herkesin damak tadı evet, değişebiliyor yani, aslında. Puanları da etkiliyor. Bense de tavuğun tadına göre puan veririm. Hazırsan hadi puanla. Şu biri vereyim. Üçüncü tabak 1 puan. Buna 5 veriyorum. Birinci tabak 5 puan. 3 veriyorum. İkinci tabak 3. 2 veriyorum. Dördüncü tabak 2. Oo Beyhan Öksüz. Cimrisiniz bugün. Cimri davrandım puanlarda. Böyle 4'ler falan dağıtmadın. Hazırsan 4. tabaktan başlayalım. Yeşim tabağı işte. Yeşim'in tabağı bu mu? 4. tabağa 2 verdin. Çok düşük bir puan. Pazartesi moral bozucu bir puan. Hazırsanız 2 puanın sahibini öğrenelim. Sen bu tabağı beğendin. Bayağı beğendin. 2 verdin. Herhalde gelinini buldun ki buna düşük verdin. Değil mi? Yok vallahi hiç öyle düşünmedim. E beğendin. Yani tavuğunu beğendim. E mantarını, mantarını da beğendim. Ondan sonra... Kurumamış dedin. Kurumamış. Hani düşündüm ki gelinim daha güzel kızartır. Birinci tabağa en çok ona kurumuş yorumu yaptın. Hayır kurumuş ama kızarmış dedim. Tadı güzel dedim. Sonuç olarak bu tabak 2 aldı. Açalım bakalım kimmiş? Yeşim. Yeşim. Ne kadar emin.
Ne kadar emin? Bilmiyorum, biliyor. Vallahi. Ne kadar emin? Vallahi. Sen bilerek verdin. Yani gözüne battı. Biz niye altın kazanıyoruz ki? Biz niye çeyrek kazanıyoruz ki? Rahatsız oldun tabii. Ya bu kadar... Ya koskoca Beyhan öksüz, üst üste yeşime nasıl beş verir ya? Yine çenesi açıldı. Ha pardon, susayım ben. Sen konuş. Ne konuşayım? Bulamadım, ne arayayım? Bulamadım. Bulamadığımı geç. Sen konuş. İki almasının sebebini bana açıkla. Vallahi. Heh. Ne bileyim, verdim işte. Ne bileyim geç. Kafam... Bana mantıklı bir açıklama yap. Acaba rakamlara takılmış olma ihtimalin yok gene değil mi? Yok öyle bir ihtimal yok. Neye takıldın bana bir açıkla. Bana en sinir olduğum şey ya. Konuş, bağır, çağır, susma. Ya ne yürüme, bak susayım. Yürüyorsun verdim, şu anda. Bilerek de verdim sana. Bu kadar basit. Evet biliyorum. Yapmam bilerek sen. Verdin sen bilerek bana. Bilerek de verdim. İyi yap vereyim. İyi yapma. Aa ya kötü yapmışsın işte. Sen. Yeşil. Ben şimdi kimse konuşmasın. Çiğ. Değil mi? Bu çiğ. Bu tabağı çiğ dedin değil mi? Demedim. Çiğ dedin. Çiğ demedim. Demedi. Baharat sen, eksikliği vardı. Sen demedim. Bu tabağı, bunda hayır. Dedim bir tat eksikliği buna, var dedim. Buna baktım. Dedim bir tanesine sen çiğ dedin bir tanesine baharat problemi var dedim. Şu acı. Bu acıdan sen yiyişini gösteriyorum senin. Suya yetiştin acı 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 dedin. Bir tanesine daha dedin. Ya, zaten sen yana asla puan vermezsin. Yanık yanık. Şef bize bunları ne dedi? Bu ne? Senin, hepsi tamam. Yanmış. Dedi ki diri istiyorum fazla pişirmeden sotelenin en doğruyu ben yaptım. Evet en doğruyu sen yaptın işte ben sonradan. Sonradan değil. Oldu. Sen bilerek verdin. Çünkü problem kusur bulamadın. Sosu olmuş acılık yok normal. Mantar olmuş tavuğu olmuş. Sen ne bekliyorsun? Sen ne istiyorsun? Ben bir istiyordum ya niye iki verdin diye düşünüyorum tamam, şu anda. Tamam biri şu tabağı. En doğru sen mı? Yaptın ha. Puanın iki. Ya doğru niye bir vermedin? Ben ne isteyebilirim ki? Yeşim. Ben bir gelin kayınvalidesinden bu yarışmada acaba sizce ne isteyebilir? Ya tamam da Yeşim yani. Bak beğenmemiş olsan ben sana diyeceğim ki ya kusura bakma evet doğru söylüyorsun ben yaktım yemeğimi. Ben çiğ bıraktım ben kuru. Gel Allah'ım. Hadi onu ya geç bana geç. Şunların rengi sence aynı. Ben farklı tabak çıkarıyor muyum? Bunun rengi niye siyah? Bu da çok kızarmış. Ha, tamam çok kızardıysa 5 vermeliyiz. Çok kızaran farklı tabak olursa 5 vermeliyiz. 7 ayda öğrendiklerin çok başarılı. Ne yapıyorsun? Seni dinliyor. Gül, sen gül. 5 çıktığında da böyle gül. Aa, olur da istemediğin birine denk gelirse de ağla. Bir bana gel hiç üzülme. Gül gül, 2 verdiğin için gülüyorsun ya. Canım. Dalga geçiyorsun benimle ya. Haftanın başındayız her hemen çıldırma ya. Aa, doğru acelemiz yok. Sonuçta 5 gün var. Allah Allah. Resmen dalga geçiyorsun haftanın benimle. Haftanın başındayız bir günde olacak. Bir günde olacak değil sen göz göre göre bilerek verdin. Ben buna kızıyorum ya. Ya bilerek Beyhan teyze sana iki mi verir Yeşim ya? Ağzıyla bak tabağın başına geldi. Hayır verdikten sonra sen dedi ki bu Yeşim'di dedi. Evet evet. Gerçekten. Verdikten sonra dedi. Hayır. Biliyor. Verdikten o biliyor. Sonra dedim de Yeşim'in dedi. Beni görünce modun düştü tabii iki puanın işte. Konu seninle hiç alakası ben yok. Ben verdikten sonra ben dedim. Ben seni bu çok Yeşim'in iyi tanıyorum. Ben seni çok iyi tanıyorum. Sen bilinçli yaptın. Bence dördüncü tabakta değil ki verdi. Ben sordum. Rakamsal bir şey yapıyorsun. Yine aynısını yapıyorsun. Kendince bugün bir de hissediyorum Yeşim'i yaptın. Sen dörde sırf puan vermemek için yaptın. Bir vermeye de cesaret için el vermedi. Beğendin o tabağı. Nursel Hanım sana soruyor tabağı beğendin mi diye. Yemekten konuşmaya o tabakla ilgili. Ne yedim kız tabağından? Ben seni izliyorum. Kimi izleyeceğim burada? Kuşları izlemiyorum, martıları izlemiyorum. Ben seni izliyorum burada. Tek izlediğim şey ve dinlediğim şey sensin. Yiyorsun, yiyorsun, yiyorsun. Başka tabaklarda suya Allah'ımı koşuyorsun. Allah'ımı seversen gel ya.